Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere sayısal bir ay değerinden ve metin olarak ay değeri nasıl buluruz? Yani 01'e Ocak, 02'ye Şubat vermek gibi. Hani bunu öyle bir düşyara belukap gibi düşünmeyin, direkt tarih işleyerek. Yani şöyle düşünelim. Burada bir tarih var. Bunu aya çevirmek istendiğinde veya bize sadece ay gelmiş oluyor. Biz bunu bu şekilde buluyoruz ama biz daha geniş anlamda bakalım. Önce onu aya çevirelim. Şöyle daha da büyük yapalım. İlgili fonksiyonlarımız bunlar arkadaşlar. Aya çevirelim. Bildiğiniz ay İngilizcesi arkadaşlar. Month olan fonksiyonu kullanıyorum. Tab'a bastım. Bunu aldım. Bana verdiği değer 0,1 vesaire arkadaşlar şey olacaktır. Ancak bunu böyle değil de ayı şu şekilde elde edelim. Yani 0,1 ve şey gibi. O zaman da metne çeviri kullanalım. Yani text fonksiyonunu metne çevir. Kendimiz formatını belirleyelim. AA. Yani IIGGYY'nin A. Evet. Tarihi aya çevirdik. Aslında gerçekte istenen durum, karşılaşılan durum böyle. Elimizde sadece bunlar var. Peki bunların karşılığı ilgili ay adlarını yani Ocak, Şubat, Mart yazsın. Onu yapabilmek için de arkadaşlar nasıl bir mekanizma kullanabiliriz? Şimdi biz bu bir tarih yani birilere şey getir bilmem ne getir Ocak, Şubat diye üretebiliriz ama gereksiz olur. Yani burada tarihten türetmek lazım. Yani bunu bir tarih olduğunu düşünelim. O zaman hatırlayalım bir tarih fonksiyonumuz vardı. İngilizcesi değil, tarih fonksiyonu. Biz bu tarih fonksiyonunda tarih üretiyoruz. Yani yıl, ay, gün vererek tarih üretiyoruz. Peki, aynı şekilde düşünelim. Şöyle daha büyük yazmak adına arkadaşlar. Aynı şekilde düşünelim. Tarih fonksiyonumuzu başlatalım. Yıl, ay, gün vereceğiz. Yılımız bilinmiyor ama 2000 yılında olduğumuz için 2000'i verdik. Ay değerimiz de bu. Ve gün değerimiz de arkadaşlar 1. Yani gitmiş ne yapmış olduk? Bir tarih değeri ürettik. Ayı bunu kullanarak yani 01, 02 her neyse. Evet. Bu bize tarih değerini verdi arkadaşlar. Tamam. Ancak bizim istediğimiz bu tarihin tekrar tarih formatına çevirelim. Bizim istediğimiz bu tarihin ay olarak karşılığı. Yani metne çevir text fonksiyonuyla metne çevir ne kadar çok kullanıyoruz. Bu tarihin arkadaşlar yani a olarak verilmesi bitti. Demek ki elimizde bir tarih değeri varsa ay olarak bildiğimiz böyle bir değerler varsa bunların karşılığı ayı Ocak, Şubat, Mart diye yazmak için izleyebileceğimiz bir metodoloji arkadaşlar. Demek ki aslında bütün iş tarihi parçalamak ve tarihi ayırmakla ilgili ay gün yıllarla parçalayabiliriz. Bu şekilde tarih içinde de birleştirebiliriz. Arkadaşlar birleştirdik, tarih ürettik ve o tarihin hangi aya karşılığı olur? Ha bunun karşılığına gidip buraya 12 tane yazıp 12 tane Ocak Şubat yazıp onun karşılığını dışarıda getirmek bunlar gereksiz yöntemler olacaktır. Evet arkadaşlar sayısal değerden ay karşılığını metin olarak sizlere ay adı olarak karşılığını bulmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.